Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Ayşegül Aslan. Dört Yerel Radyo, Umut FM, Nida FM, Bor FM, Tempo FM olarak ortak canlı yayınla karşınızdayız efendim. Umut FM mikrofonlarından AK Parti MİDE Belediye Başkan Adayı Sayın Emrah Özdemir'le seçime doğru giderken merak edilen soruları soracağız. Evet, Sayın Özdemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Nasılsınız diyeceğim. Çok şükür iyiyiz. Yoğun bir tempodayız. Koşturmamız var, tabii yoğunluğumuz var. Ama tatlı bir koşturmaca. Tatlı bir yorgunluk, tatlı bir yoğunluk. Tabii ki önümüzde daha yoğun da geçecek bir sürecimiz de var. Gayet güzel gidiyor her şey. Hafif bazen sesimizde sıkıntı olabiliyor. Bunu da başta söyleyeyim. Ben çok sonra fazla yormayacağım çok sizi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Umarca böyle bir nazik davetiniz için de bu organizasyon için de ben gerçekten teşekkür ediyorum. Bizi kendimizi anlatmak için böyle fırsat verdiğiniz için. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyorum. Yola açtınız, dediniz ki kendimizi anlatmak. O zaman şöyle, sizden kısaca kendinizi tanıtarak başlayalım mı sohbetimize? Ne dersiniz? Tabii ki. Ben 1980 yılında Niğde'de doğdum. İlk orta ve lise öğrenimi Niğde'de tamamladım. Sonrasında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nin bölümünü kazandım. Ve 2004 yılında da oradan mezun oldum. Sonrasında askerliğimi İskenderun'da yaptıktan sonra 2005 yılı itibariyle Niğde'ye geldim. Ticari hayatımıza başladık. 2005 yılında evlendik. Eşim Duygu Hanım, Duygu Özdemir. O da endüstri mühendisi. İki çocuğumuz var. 8 yaşında ve 12 yaşında iki tane çocuğumuz var. Ticari hayatımız devam etmekte. Ticari hayatımız devam ederken de 4 yılı aşkın zamanda İl Başkanlığı, AK Parti Niğde İl Başkanlığı'nda bulundum siyasi hayatımız olarak. Tabii STK'larda falan da geçmişimiz var ama şimdi çok uzun uzadı diye anlatmıyorum ama kısaca böyle bir hayatımız var. Niğde'de yaşıyoruz, hayatımızı kazanıyoruz. Bundan da çok memnunuz ve mutluyuz. Niğde'yi seviyoruz. Daha güzel bir şehirde yaşamak istiyoruz. Kısaca Emrah Özdemir. Evet. Bu diyorsunuz. Aynen evet. Peki, Sayın Özdemir, ben birbirine bağlantılı iki soru soracağım. Siz artık hangisinden girerseniz şöyle bir bakın. Şimdi bir yıl öncesine gittiğinizde milletvekili adaylığı döneminde isminiz öne çıkmıştı. Şimdi milletvekili adayı olmadınız ama Niğde Belediye Başkan Adaylığı'na siz başvurdunuz ve bu başvurunuz kabul edildi. Ben diyeceğim ki neden adaylık diyeceğim. Hemen akabinde de şöyle bir soru da aslında kafalarda şöyle bir soru var. Bunu ben başta söylemek istiyorum. Başta aydınlık kazansın diye. Her şeyi rahat sorabilirsiniz. Evet, evet. Şimdi sizin de sahada belki de sıkça karşılaştığınız bir soru gelecek soru bu. Belki de söylem diyelim, söylenti diyelim. Artık adına ne söylerseniz. AK Parti İl Başkanlığı görevinden alındınız mı? Doğru, bunu direkt olarak söylüyorum. Dinleyicilerimizin de kafasında bir işaret kalmasın. Belediye başkanlığına aday olmanız kafa karışıklığı yaratabiliyor. Bunlara neden olabiliyor. Biz sizi bulmuşken hemen ilk ağızdan bunun cevabını alalım. Evet. Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Evet, bu da özellikle muhalefetin gerek hani kendi içimizdeki muhalefetin değil, dışarıdaki muhalefetin sıkça dillendirdiği bir soruydu. Onun için teşekkür ederim evet. Sorduğunuz için. Ben önce il başkanlığından başlayayım. Hem de süreci başından anlatmış oluruz. Ben 4 yılı aşkın bir sürede Niğde'de il başkanlığı yaptım. Onun dışında da 2011 yılından bugüne il başkan yardımcılığı ağırlıklı olmak üzere il yönetiminde il başkan yardımcılığı, sonrasında da il başkanlığını görevini yürüttük. Bu il başkanlığım sürecinde 2013 yılında ben il başkanı olmuştum. 2013 yılından 2017 yılının Ekim ayına kadar yani 4 yılı aşkın bir süre il başkanlığı görevinde bulundum. Niğde'de en uzun süre AK Parti'de özellikle en uzun süre il başkanlığı yapan kişi benim ve en çok seçim yaşayan il başkanı olarak bu sürede 5 tane seçim yaşadım. Allah'a şükürler olsun bu 5 seçimden de hep Niğde adına rekorları kırdığımız, rekor kıran sonuçları aldığımız bir süreç oldu. Tabii ki bunun hiçbirini ben tek başıma yapmadım. Teşkilatımızla birlikte, arkadaşlarımızla birlikte hem seçmenimize hem üyelerimize sahip çıktık. Sonuçta oy namustur. Seçmenimizin oyuna sahip çıktık. Teşkilatımıza sahip çıktık ve çok güzel bir birliktelik içinde çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bunun sonucunda da 5 seçimde de Türkiye rekorları, Niğde rekorları kırarak en başarılı sonuçları aldık. Elbette her şeyin bir sonu olması gerekiyor. Ya ben ömür boyu, yani Niğde'deki en uzun süreyi başkanlığımı yapan birisi olarak bunu ömür boyu yapamazdım.
bir son olması gerekiyordu. Ve kongre süreçleri başladığında da genel merkezimizde bir istişare yaptık. Bu istişare sonunda aslında benden de bu talep gitmişti. Çünkü benim de biraz aslında işimi gücümü toparlamam lazım. Çünkü ömür boyu dediğim gibi il başkanı olacak halimiz yok. Diğer işlerde de bir hazırlık yapmamız lazım. Bu belediye başkan adaylığıyla olarak da düşünebilirsiniz. Ya da siyaseten de düşünebilirsiniz bunu. Özür diliyorum. Yani bu günler için bir hazırlık mıydı? Ya o da vardı tabii ki şimdi. Çünkü ben dediğim gibi yani 4 yılı aşan bir süre il başkanlığı yapacağım diye düşünerek başlamamıştım. İl başkanlığı başladık. Ben Niğde'de yanlış bilmiyorsam 11. il başkanıyım. AK Parti'nin. Dediğim gibi benim kadar yapan daha yoktu yani. En uzun süre biz yaptık ve başarılı yaptık. Genel merkezde şöyle bir istişare ettik. Orada insanların aklına soru işareti şuradan kaynaklanıyor. Genelde bu il başkanlıkları aslında kongrede bırakılır. Biz kongreden birkaç ay önce bıraktık. Bundan dolayı insanların aklında bir soru işareti gelebiliyor. Ben bunu da anlıyorum. Bu da gayet soru işareti gelmesi de gayet normal. Evet. Bunu da şöyle açıklayayım ben size. O şartlarda genel merkezimiz bütün Türkiye'de, yani bizim çevre illerimize dahil olmak üzere Kırşehir'i, Aksaray'ı, Nevşehir'i, o zaman kongre sürecinde şöyle bir karar alındı. Bırakacak il başkanları kongreden birkaç önce bıraksın ki bizim ilçe kongrelerimiz il kongresinden önce yapılıyor. Yeni gelecek il başkanı da ilçe başkanlarıyla çalışacağı için ilçe kongrelerini beraber çalışacağı arkadaşların yeni gelecek il başkanı bu kongrelerde etkin rol alsın. Onların seçilmesinde aktif rol alsın diye bir karar aldı. Bütün Türkiye'de alındı bu. Ve bu görevi bırakacak il başkanlarımız kongreden birkaç ay önce bıraktılar. Bizimki de tamamen istişarelere. Zaten ben bunu, belki benim sosyal medya hesabımda da hala vardır. Bir basın açıklamazsa ben bıraktım. Bir görevden alma olursa şimdi genel merkezimiz zaten gerekli olan her yerde görevden alındığını gayet açıklıyor. Bu açıklamakta da çok fazla bir sakınca yok. Evet, basın mensubu olarak takip etmiştik olur bu süreci. Aynen öyle. Mesela siz de sordunuz ya milletvekilliğini düşünmedim. Mesela benim aynı dönem bırakan arkadaşlarımdan birçoğu şu an milletvekili. Onlar aynı dönem bıraktık. Onlar kongresinde birkaç ay sonra gerçekleştirildi. Derken bu süreç aslında genel merkezin tatmini doğrultusunda işledi. Ama görevi bırakma diyelim ya da görevi bırakma da diyelim. O günkü basın toplantısında da üstüne basa basa söyledim. Ben istifa da etmedim. Bu bir istifa değil dedim. Partiden ayrılmıyorum. Ama genel merkezimizle yaptığımız istişare sonucunda böyle bir karar aldık. Beraber de bunu uygulayacağız dedik. Açık ve net. Benim hatta sosyal medya hesabımda da o günkü milletvekillerimizle, belediye başkanımız, İl Genel Meclis Başkanımız, bütün teşkilatımız huzurunda bir basın toplantısıyla da bunu duyurduk. Yoksa neydi herkes görevde almaları nasıl olduğunu çok iyi bilirler. Ve bu Türkiye'deki bir süreçti işin aslı. Sonrasında da derseniz milletvekilliğine doğru adımız geçti. Hani bu da aslında siyasetin gereğidir. İl başkanlığından sonra özellikle biz dediğim gibi 4 yıl aşkın bir zaman ve çok büyük başarıyla Allah'a şükürler olsun. 5 seçim yaşayarak ve çok güzel başarıyla il başkanlığı tamamladıktan sonra milletvekilliğinde ya da işte belediye başkanlığında ismimiz geçiyor. Bu da çok doğaldır ve çok doğrudur. Ben arkadaşlarımla da istişaremde bunu hep söylemiştim. Ben milletvekilliğini hiçbir zaman düşünmedim. Hiçbir zaman düşünmedim. Ben şuna inanıyorum. Her insan en iyi yapacağı bir iş vardır. Ben belediye başkanlığını en iyi yapacağımı düşünüyorum. Ben inşaat mühendisiyim, mühendisim. Milletvekilliği biraz daha işin aslı mecliste kanunla yapıyor biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Benim yapımla alakalı elbette bu yapılabilecek bir şey ama herkesin sevdiği de bir şey var. Ben insanların içinde olmayı seviyorum. Ben Niğde'de olmayı seviyorum. Niğde'ye hizmet etmeyi seviyorum. Bir belediye başkanı olarak da hizmet etmek çok daha rahat bunu yapabiliyorsunuz. Çünkü belediye başkanı icraatın içindedir. Direkt içinde. Her konuda şehrin, her yerinde, her caddesinde, her sokağında, her yerinde bir belediye başkanının imzası vardır. Yani şehri yaşamak gibi diyelim. Kesinlikle. Ben Niğde'yi çok seviyorum. Niğde'ye hizmet etmek istiyorum. Yapabileceklerim var. Özellikle o 4 yılı aşan il başkanlığında yapabilecekken yapamadığımız çok şey olduğunu gördüm. Bu tespitlerin sonucunda da ben milletvekilliğimi, belediye başkanlığımı kesinlikle belediye başkanlığı yönünde kararımı zaten vermiştim. Ben belediye başkanı olarak yapmak istediğim ve yapacağım çok iş var. Bunu da belediye başkanı yapabilirim. Ben şuna da inanıyorum. Bir insan her işi ben yaparım, her işi en iyi ben yaparım dememesi lazım. Bu yanlış bir söylem. Ben milletvekilliğimi, belediye başkanım, hayır ben milletvekilliğini çok iyi yapamam demeyim ama belediye başkanlığını çok iyi yapacağıma inanıyorum. Evet. İnsanlarımızda ben hatta şuna da işin aslı anlayamıyorum. Bazı
arkadaşlarımıza, diğer siyasi partilerde de belediye başkanlığı seçimi geliyor, belediye başkanı aday adayı. Milletvekili seçimi geliyor, milletvekili aday adayı. Yani ya da her ne geliyorsa işte atıyorum il başkanlığı geliyor sonrasında bu adaylıktan sonra il başkanlığı aday adayı. Yani bence bu biraz komik oluyor. Yani bir insan ne yapacağını bilmesi lazım. O doğrultuda hedefleri olması lazım. Bu doğrultuda, hedefi doğrultusunda da ilerlemesi lazım. Ben belediye başkanlığıyla alakalı kendime güveniyorum. Ben mühendisim. Belediye başkanlığını çok yapacağıma inanıyorum. Ondan dolayı aday oldum. Onun için de başka hiçbir şeyi düşünmedim. Ne milletvekili ne de başka bir görev. Allah nasip etti. İl başkanlığımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Nasip oldu. Aday aday olduk ve bugün de ilk aday adaylığımda aday olarak karşınızdayım. Emin olun. Oldu ya, olmasaydı belediye başkanlığı bir sonraki milletvekili seçimde de ben yine aday olmazdım. Olmazdı. Açık ve net söyleyeyim size. Evet. Ben hizmet için varım diyorsunuz. Evet. Ve hizmet edeceğim diyorsunuz. Şimdi genel şöyle bir tabloya baktığınızda Niğde'nin sıkışmış bir, aslında coğrafi olarak da sıkışmış bir şekilde genelde bir şikayet var. Merkez, yani şehrin merkezi sıkışmış vaziyette deniliyor. Doğru. Peki siz hizmet olarak yola çıktığınızda buna nasıl bir çözüm getirmeyi düşünüyorsunuz? Hakikaten merak ediliyor bu. Mutlaka şehrimizi yaymamız lazım. Vatandaşımızın talebi ya da tespiti çok doğru gerçekten. Şehir sıkıştı. Bir tane caddemiz var. Evet. Hatta adını Mecburiyet Caddesi diyoruz. Evet. Ben bu söylemden de hiç hoşlanmıyorum. Ama bizim mutlaka bu enerjiyi, şehrin merkezindeki enerjiyi dağıtmamız lazım. Bunu da dağıtacağız. Bu konuda da kendime güveniyorum. Çalışmalara şimdiden başladım. Bunu nasıl yapacağız? Belki bazı kamu binalarını dağıtacağız. Şehir merkezinde. Ben şehir merkezinde büyük bir yeşil alan oluşturmak istiyorum. İnşallah proje kitapçığımızda bunları detaylı olarak sunumunu yapacağız. Orada sizler de çok daha iyi anlayacaksınız. Şehrin merkezinde büyük bir yeşil alan oluşturmak istiyorum. Ve şehrin merkezindeki birçok kamu binasını, tabii bu ömrünü tamamlamış, işte 40 yıl, 50 yıllık hizmet veren binaların birçoğunu da şehrin farklı noktalarına taşımak istiyorum. Bunun başlangıcı yapıldı. Mesela bir kentsel dönüşüm yaptık Niğde'de. Bizim iktidarımız ve belediyemiz döneminde yapıldı. Emeği geçen ben herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'deki en büyük dönüşüm Niğde'de uygulandı. Kentsel dönüşüm. Şehrin altıda biri tamamen sıfırlandı ve yeniden yapıldı. Ve çok hoş bir yoğunlukta. Yeşil alanı çok, 500 dönüm yeşil alan var orada. Ve yoğunluğu da çok düşük. Aslında bizim şikayet ettiğimiz bu çarpık yapılaşmaya çok güzel bir çözüm oldu. İnşallah biz bu kentsel dönüşümün devamını getirmeyi istiyoruz. Şehrin altıda biri ama kalan kalan kısmı ile alakalı da bunu mutlaka kentsel dönüşümü devam ettirmemiz gerekiyor. Evet. O yoğunlukta farklı bir şekilde şehrimizi taşıyacağız. Yeni Niğde'yi kurmak istiyoruz. Bunun adımlarını atmak istiyoruz. Bu mevcut alanı rahatlatmakla başlayacağız buna. Yeni yollar açamıyoruz maalesef. Yeni caddeler açamıyoruz, yeni sokaklar açamıyoruz. Maalesef imkan yok. Yani şehir merkeziyle alakalı. Elbette yeni yollar açacağız, yeni caddeler açacağız ama bunu şehrin daha bir şeyde şu an yapılaşması daha az olmuş yerlerde. Ama hızlı bir şekilde biz şehrimizi merkezdeki bu binaları yoğunluk getiren kamu kurumlarını bu kamuyla daha rahat yapabiliyoruz. Şehrin başka noktalarına dağıtmak istiyoruz hızlı bir şekilde. Evet, bu arada çaylarımız geldi. Evet, sıcakta bir sohbet var. Kusura bakmayın, ben öksürüyorum. Yaklaşık 70 gündür sahadayım. Sabah 7, akşam en erken gece 1-2. Evet. Artık ses herhalde dayanmıyor ama biraz da dinlenmedik bu arada çok fazla. Ama dinlenmeyeceğiz. Sesimiz de giderse 31 Mart'a kadar inşallah yine sahada olacağız. Ama kusura bakmayın, çok sık öksürüyorum. O zaman yumuşatalım biraz. Aynen. Çaylarla yumuşatalım. Tabii bu arada... Ben teşekkür de ediyorum Umut Efem ailesine, çaylarımızı getirdi. Aslında sıcak bir ortam yaratılması da hoş. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Başkan, bakın Sayın Başkan diyorum. İl başkanlığından dolayı olan için. İl başkanlığından ağız alışkanlığı size evet. Devamlı böyle. Bize başkan çoktu Niğde'de. Başkan, evet. Zaten yolda geçerken bir başkan diye seslensen, sen hadi yolun yarısı dönersin de bakar. Bak. Sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Sayın Özdemir, siz ilk adaylık açıklamanız netleştiğinde Grand Hotel'in önünde bir açıklama yaptınız. Evet. Dediniz ki büyük şehir dediniz. Öyle değil mi? Evet. Yani, büyükşehir Niğde hayalim var dedim. Benim var, hayalim var. Dediniz, büyükşehir Niğde. Evet. Dediniz ama bazı kesimler tarafından hani Niğde büyükşehir yapılacak gibi algılandı. Bu
burada biz bunun detaylı bilmiyoruz açıklamasını ama şu an bizi radyoda dinleyen dinleyicilerimiz için biraz daha detaylı bir açıklama yapar mısınız? Tabii ki. Büyük şehir, büyümüş şehir. Benim şöyleydi, ben şuna inanıyorum, insanların hayali olması lazım. Hayal kurmazsak zaten hedefimize ulaşamayız. Bir hayalimiz olması lazım ve bir hedefimiz de olması lazım. Ben elbette hayal kuracağım. Niğde ile alakalı hayalim olacak. Ben Niğde'ye bir belediye başkanlığı yapmak istiyorsam, Niğde ile alakalı hayallerim olmak zorunda. Yoksa ben Niğde'nin bugününe razıysam, ben bugününden çok memnunsam, ya o zaman bugün yapanlar zaten devam etsin arkadaşlarımız. Benim yapmama gerek yok. Ben ticaretle uğraşıyorum, işimin başına geri döneyim. Akşamları çoluğumun çocuğumun başında olayım, gündüz işimin başında olayım. Ama ben şunu diyorum, evet güzel şeyler yapılmadı mı yapıldı. Ama ben Niğde'nin bugününe razı değilim. Niğde'nin kaderini değiştirmek istiyorum. Kader dediğimiz nedir? İşte Ankara'da, İstanbul'da birine sorsanız Niğde, bilenler şunu da der, Anadolu'da küçük şehir, Anadolu'da küçük bir şehirde. Ben bu söyleme razı değilim ve ben buna karşı çıkıyorum. Evet, bunlar hep şikayetçisiniz. Evet. Hemen hemen her ortamda da bunu dile getiriyorsunuz. Aynen. Bundan şikayetçiyim diye. Ben kabullenmiyorum. Niğde'de çok daha büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Bizler Niğde'liler olarak gerçekten çok zeki insanlarız. Ki bunun Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı sınavlarda ortaya çıkıyor. İlk 7'de Niğde. Gerçekten büyük bir başarı var. Ama biz gerçekten zekiyiz ve başarılı insanlarız. Ülkemizin siyasetinde, ticaretinde, sanayisinde çok iyi noktalarda Niğde'li hemşerilerimiz var. Ben bu kaderimize razı değilim. Ben Niğde'nin bu kaderini değiştirmek istiyorum. Benim de hedefim evet büyükşehir Niğde. Ben bu büyükşehir Niğde derken de şunu söylemiyorum. Bu da bazen yanlış algılanıyor. Aslında daha çok ufku olmayan insanlar bunu algılayamıyorlar. Ben 5 yıl içinde Niğde'yi büyükşehir yapacağım demiyorum. Şu an büyükşehir nüfus kriteri 500 bin olması lazım bildiğim kadarıyla. Evet. Ben 5 yıl içerisinde Niğde'yi büyükşehir yapacağım demedim hiçbir zaman. Hayalim büyükşehir. Hayalimde bunda neyi yapmak istiyorum? Bunu ben biraz size açayım. Ben bundan sonra belediye başkanlığı nasip olursa yeni bir yol mu açacağız? Biraz önce konuştuk. Burada 400 bin, 500 bin kişinin yaşayacağı şekilde bu yolları açmamız lazım. 500 bin kişinin yaşayacağı yeşil alanları bugünden bırakmamız lazım. Eğitim tesislerini, ibadet tesislerini 500 bin kişi yaşayacakmış şekilde bunun altyapısını bugün yapabiliriz. Evet. Bir belediye başkanı bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce 140 bin nüfuslu Niğde'yi hayal etseydi, bırakın büyük şehri, 140 bin nüfusu hayal etseydi, evet. Biz bugün soruyoruz, trafik sorunu var mı? Var. Otopark sorunu var mı? Var. Evet. Yeşil alan yetersizliği var mı? Var. Hava kirliliğimiz de var baktığınız zaman biraz. Biz nasıl yani, demek ki biz hiçbir şeyi hayal etmemişiz. Bu ama 15 sene önce hayal edilse bugün çok farklı bir Niğde'de yaşıyor olurduk. Evet. Ben bunu söylüyorum. Ben bugün de 400 bin, 500 bin nüfusun yaşadığı bir Niğde'yi hayal ediyordum. Bu hayalle yola çıkıyordum. Evet. Bundan sonra yapacağımız bütün yatırımlar, bütün icraatlar bir büyük şehir havasında olacak. Ben bunun altyapısını bugün yapacağım ki bizim çocuklarımız bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasınlar. Çok daha ferah caddelerde, çok daha yeşilin içerisinde, çok daha sosyal olanakları yüksek olan, çok daha alternatifi bulunan sosyalleşilen bir şehirde yaşasınlar istiyorum. Bu hayal bu. Buna da ben bugün başlayacağım. Ha inşallah Allah nasip eder 10 sene sonra mı büyük şehir oluruz, 15 sene sonra mı? Bu tabii ki bizim performansımızla da alakalı. Elbette biz bu şehri büyütmek de istiyoruz. Büyük şehir için yola çıkacağız ve bu şehri de büyüteceğiz. Büyüteceğiz ki yeni iş alanları açılsın. Yeni sosyal olanaklar sağlanırsın. Yani birçok şey de aslında şehrin nüfusuyla alakalı. Birçok yatırımı çarşıda konuşuluyor, birçok yatırım şehrin nüfusuyla alakalı. O yüzden bu şehri de büyütmemiz lazım. Yeni iş alanları açmamız lazım insanlarımıza. Evet. Büyük şehir hayalim benim bu. Ve buna ben gene inanıyorum ve gene söylüyorum. Bir insan hayali olmadan hedeflerine ulaşacak, hedefi olacak ve hayali olacak ki yola çıkalım. Bu hayalimize ulaşmak adına ki ben bu yola çıkmak istiyorum. 1 Nisan sabahı itibariyle. Evet, sanırım bizi dinleyenler de sorunun cevabını almışlardır. Şimdi hedefleri olması gerekiyor dediniz, hayallerinin olması gerekiyor dediniz. Tabii bu da baktığınızda vizyon sahibi olması gerekiyor gibi de gelecek. Başkan oldunuz, tabii biraz önce de dediniz ki her işi ben yapamam. Bu da ne getiriyor? Ekip getiriyor. Kesinlikle. Yani, peki sizin ekibinizle sağlıklı bir şekilde çalışabilmeniz için de çok önemli. Hizmetin sağlıklı bir şekilde de seçmene ulaşması için. Nasıl bir ekip kuracaksınız? Nasıl bir ekip kuracağız? Şöyle söyleyeyim. Elbette önce belediye meclisimizi kuracağız. 19 Şubat son günü. 19 Şubat'a kadar listeler teslim edilecek seçim kuruluna. Orada mümkün olduğu kadar
belediye ile şahsi işi olmayan insanları tercih etmeye çalışıyoruz. Ve şehrimizin merkez nüfusu 142 bin. Bu 142 bin nüfusu en doğru şekilde temsil edecek bir meclis oluşturmak istiyoruz. Yani her gelir grubunda, her öğrenim düzeyinde. Yani 142 bin kişinin bir özetini oluşturmak istiyoruz. Ama oluşturacağımız bu özetinde herhangi bir belediyeden, belediyecilikten herhangi bir bunun adına rant mı dersiniz, karşılık mı dersiniz, her neyse hiçbir karşılık beklemeden yapacak bir ekip oluşturmak istiyoruz. Şehri yönetmeye gelirse elbette bu ekiple kararlar alacağız. Sonuçta bizim meclisimiz var. Ama bir de ben şehri büyütmek adına şunu düşünüyorum ve bu olanaklarımızı artırmak adına profesyonellerle de çalışacağım. Profesyonel derken nasıl? Mesela bizim danışmanlıklar alacağım. Ama benim alacağım danışmanlıklar şöyle olmayacak. Yani işte benim yanımda gezen, telefonuma bakan, yanımda çantamı taşıyan bir danışmanım olmayacak benim. Benim danışacağım. Evet, benim danışacağım insanlar olacak. Belediyenin danışmanı ya da işte belediye başkanının danışmanı olacak. Ben danışacağım. Şehir planıyla alakalı danışacağım insanlar olacak. Yani gerçekten danışman diyorsunuz. Evet. Ben şunu söylüyorum. Ben inşaat mühendisiyim ama her alandan ben anlamam. Bu şehri büyüteceksek turizmi geliştirmemiz lazım. Sanayisini geliştirmemiz lazım. Gerekirse tarımını geliştirmemiz lazım. Biz belediye olarak gerçekten her alanda çalışma yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda da bu işi bilenler, en iyi yapanlar hatta, mümkünse ülkede bu işi başarmış olan ve en iyi şekilde başaranları biz bulup getirip onlara danışmak istiyoruz. Danışmanlıklarını almak istiyoruz. Birileri zamanında, daha kolay anlatmak adına söyleyeyim, Amerika'yı keşfettiyse, sıfırdan Amerika'yı keşfetmek için yola çıkarsak yıllarca Amerika'yı ara dururuz. Ama birisi keşfetmiş, onun yanına takılalım, biz Amerika'ya 12 saat içinde uçağın ünlesini götürsün. Daha hızlı yol alırız. Hızlı. Benim çok vaktim yok. 5 yılına belediye başkanlığındayım. Sonrası tabii ki nasip kısmet. Ben çok hızlı yol almam lazım. Çünkü neydi de kaybettiğimiz çok zaman var. Bunu telafi etmemiz lazım. Hızlı bir şekilde. Evet. O zaman hızlı bir şekilde de ben hemen soracağım. Şöyle diyorum ki sahaya çıktınız, saha çalışmaları yapıyorsunuz artık. Evet. Sizin parti olarak da 1 Şubat'tan itibaren de daha da hızlanacak bu genel başkanın ve cumhurbaşkanının söylemi. Şimdi sahada vatandaş en çok sizden ne istiyor ya da şikayeti nedir Sayın Özdemir? Şöyle diyeyim, aslında bizim tespitlerimiz vardı. Bu tespitlerimizde çok doğru olduğunu gördük. Önce şunu söyleyeyim, biz yeni dönem belediyecilikte artık inşaat odaklı bir belediyecilik yapmayacağız. Tamamen insan odaklı bir belediyecilik. İnsan odaklı derken de insanımızın neye ihtiyacı varsa onlar bizim önceliğimiz olacak. Sahadayız, doğru ben 70 gündür sahadayım. Gecelerin yarılarına kadar, gece yarılarına kadar ev toplantıları olsun, arkadaşlarla olsun insanımıza dokunuyoruz, istişare yapıyoruz. Burada çıkan en büyük ihtiyaç ve gördüğümüz aslında bizim de tespitimiz oydu. Öncelikle ihtiyacımız ve isteğimiz istihdam. Biz insan odaklı belediyecilik derken gerçekten önceliğimiz istihdam olacak. Evet. İnsanımız işe ihtiyacı var. Ha, bunu da tespit edeceğiz. Aslında şöyle söyleyeyim. Bir grupla konuşuyoruz, bir işsizlik var. Bir grupla konuşuyoruz, atıyorum yatırımcıyla, sanayiciyle de iş beğenmeme var diyorlar. Böyle bir çelişki de var. Niğde'de. Evet, kimi diyor ki iş beğenmeme var, kimi diyor ki işsizlik var. Ama ben insanımıza dokunuyorum, gerçekten bir iş arayışı var, yani bunu inkar edemeyiz. Mutlaka bizim insanlarımıza iş alanları oluşturmamız lazım. İş alanlarını çeşitlendirmemiz lazım. İlk önceliğimiz istihdam olacak. Buna biz el atacağız. İnsanımız rahat olsun. Önceliğimiz istihdam. Ondan sonra yeşil alanlar, elbette biraz önce söylediğimiz gibi trafikten sıkıntımız var, otopark alanlarından sıkıntımız var. Sosyal donat eksikliğimiz var. Sosyal hayatımız açısından çok eksikliklerimiz var. Bunların hepsini yapacağız ama önce istihdam diyoruz. Ha, vatandaşımızın beklentisine bakarsanız da sorduğumuz zaman belediyecilik anlamında ne istiyorsunuz dediğimiz zaman da alışveriş merkezi talebi var. Onunla alakalı da çalışmalarımız var. Proje kitapçığımızda inşallah yer alacak. Evet. Şimdi istihdam dediniz. Ön plana istihdam çıkıyor dediniz. Bunun peşine ben hemen şöyle bir soru sormak istiyorum. NİDE'ye yatırım konusunda biliyorsunuz kamuoyunda, özellikle kamuoyunda NİDE lobisinin eksikliğinden bahsediliyor hep. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Elbette eksikliklerimiz var. Bunun adını lobicilik biliriz. Lobi olarak da eksiğimiz var. Çünkü biz gerçekten Türkiye'de çok iyi noktalarda hemşerilerimiz var. Biz bunları bir araya getirip bir sinerji oluşturamıyoruz. Evet. Lobi faaliyetinde bulunamıyoruz. Evet. Doğru. Lobicilik eksiğimiz var. Ama benim tespit ettiğim daha büyük eksiklikler var. İşte dedim ya ben 4 yıl aşkın bir süre il başkanlığı yaptım. Ben şunu da gördüm. Biz maalesef
Niğdelileri olarak, sonuçta ben de bu memlekette yaşıyorum, burada geçimimi sağlıyorum. Evet. Daha çok karşıdan bekliyoruz, devletten bekliyoruz her şeyi. Ya devlet niye bir fabrika açmıyor? Devlet niye işte şunu yapmıyor? Devlet niye bunu yapmıyor? Aslında önce yapması gereken biziz. Biz altyapımızı çok iyi hazırlamamız lazım. Çalışmalarımızı çok iyi yapmamız lazım. Bununla alakalı bir örnek vereyim, belki daha anlaşılabilir olur. Mesela Niğde'ye şu an bir fabrika kurulacak. Hatta milletvekillerimiz onu bugün gördüğüm kadarıyla basında da paylaşmışlar, evet, yerel basında. Evet, açıklaması yaptı basında. Güneş enerjisinden elektrik üreten paneller artık Niğde'de üretilecek. Bu çok büyük bir projeydi. Allah'a şükürler olsun bu hayata geçiyor. Türkiye'de 17 tane stratejik proje var. Devletin hibe verdiği, çok büyük oranda hibe verdiği. Bunun bir tanesi Niğde'ye kuruluyor. Gerçekten bu açıdan da çok şanslıyız. Ama bu nasıl bugünlere geldi? Niğde olarak biz bir gelişim planı hazırlamıştık bundan yaklaşık 3 yıl önce. Buna biz üniversitemizi de dahil ettik. Sanayi odalarımız olsun, diğer STK'larımız. Gerçekten birlikte bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada da şu ortaya çıktı. Bütün sektörler incelendi. Bir ansiklopedi şeklinde bir çalışma. Evet. Onu görmenizi de isterim aslında. Valilikte de vardır, STK'larımızda da vardır. Önde olduğumuz ve 81 il içerisinde rekabet edebileceğimiz alanları araştırdık. Bu akademisyenler yaptı, üniversitemizdeki akademisyenler yaptı bu çalışmayı. Örneğin sanayide Niğde iki sektörde gerçekten Türkiye'de rakipsiz gözüküyor neredeyse. 81 yıl içerisinde rakipsiz gözüküyor. Bunlardan biri enerjiydi. Enerji derken de işte güneş enerjisinden elektrik üretme. Bir diğeri mesela gene sanayide madencilik, maden çok önemli. Yani o da kalsitten dolayı. Gerçekten dünyadaki sayılı rezervlerden, belki en büyük rezervlerden bir tanesi Niğde'de kalsit. Aslında büyük bir şans Niğde için. Çok büyük bir şans. Ve çok kaliteli bir kalsit. Çok saf, en temiz kalsit bizim Niğde'mizde. Bununla alakalı da çalışmalar gelecek. Ama bu çalışmalar, biz ilk defa şöyle bir çalışma yapıldı bu şehirde. Verilerle, analizlerle, sayılarla bir çalışma yapıldı. Biz bir yatırım istiyoruz ama neden istiyoruz? İşte bu sebeplerden dolayı istiyoruz. Biz 81 yıl içerisinde coğrafi konumuzdan dolayı, işte ışınlanma süresiyle alakalı, toprağımızın tozlanmasıyla alakalı, birçok şey var bunun içinde, sebep var. Güneş enerjisinden elektrik üretmede gerçekten rakipsiziz. Bunu tabii ki hükümetimiz de gördü, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu gördü. Ve 17 stratejik yatırımdan bir tanesi olan güneş enerjisinden elektrik üreten panelleri yapımıyla alakalı fabrikanın buraya yapılması kararlaştırıldı. İşte biz bunu nasıl yaptık? Ama ilk defa biz verilerle çalıştık. Lafla, söylemle, sokaktaki dedikoduyla iş yapmadık. Yoksa sokağa çıksak işte patates cipsi fabrikası niye kurmuyoruz? Belki birçoğumuz Niğde'nin patatesin patates cipsi olmadığını da bilmiyoruz. Mesela ben bunu Sayın Ferit Şahin'le görüşmüştüm. Bayağı bir araştırma yapmış. Niğde'nin patatesinde patates cipsi olmadığını gördükten sonra yatırımdan vazgeçtiğini kendisi bizzat bana söylemişti. Evet, böyle bir söylemde var. Ama biz maalesef bunları hep dedikodu boyutunda bırakıyoruz. Hep söylemiyoruz. Yol almıyoruz, harekete kalkmıyoruz, yola çıkmıyoruz. Biz ilk defa sayısal çalıştık. Verilerle çalıştık. Ve Ankara'ya gittiğimiz zaman ne istediğimizi ve niye istediğimizi söyleyebildik ve karşılığını da aldık. Bu Ankara'da çok önemli midir Sayın? Çok önemli. Çok önemli. Yani varlığınızı hissettirmek adına. Kesinlikle çok önemli. Sonuçta Ankara'da Niğde elbette yani 81 vilayette düşünülüyor. Yani ama biz kendimizi daha çok hatırlatmamız lazım. Daha çok proje üretmemiz lazım. Bu ekibi kim kuracak? Bu ekibi kim çalıştıracak? Yani biz elbette insanımıza dokunacağız. Yani dokunmadan kesinlikle olmaz. Biz gönül belediyeciliğine talibiz. İnsanımıza dokunmadan gönül belediyeciliği yapamayız. Dokunmak zorundayız. Ama hizmet yapmak da zorundayız. Sadece iş insanımıza dokunmaktan geçmiyor. Sadece her cenazeye, her düğüne katılmakla ne dedik? Çocuklarımıza bir gelecek sağlamalıyız. İstihdam alanları oluşturmalıyız. Bu şehri büyütmeliyiz. Sadece halkla ilişkilerle olmaz. Onu da yapacağız. En iyisini yapacağız. Ama bunun yanında da projeleri konuşmamız lazım. Bunu da dedikodu da değil. Yani biz Niğde olarak maalesef çok dedikodu yapıyoruz. Konuşmamızın başında da konuşup enerjimizi çok boşa harcıyoruz. Aslında bundaki tespitlerimden biri de şu. Bizim bir hedefimiz yok. Belki de ondan enerjimizi çok boşa harcıyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023, 2053 ve 2070 yıllarıyla alakalı hedefleri var. Nereye gittiğimizi biliyoruz. Ne yapmak istediğimizi, ne olmak istediğimizi biliyoruz. Ama biz Niğde olarak maalesef kendimize bu hedefleri koymamışız. Evet. Biz Niğde olarak ne olmak istiyoruz? Bir şeyde marka olmalıyız. Tarımda mı marka olacağız? Eğitimde mi marka olacağız? Sanayide mi marka olacağız? Bunu bile biz aslında tam böyle oturup konuşup karar vermemişiz. Biz bunları yapacağız. 31 Mart'tan sonra hızlı bir şekilde Niğde olarak ne olmak istiyoruz? Türkiye'de, dünyada nasıl bir şehir olarak anılmak istiyoruz?
Marka şehir diyoruz ama hangi konuda marka olacağımızı birlikte oturacağız, karar vereceğiz. Ama bunların hepsi çalışmalarla, analizlerle, böyle ezbere değil. Bunu yapacağız ve yola çıkacağız inşallah. Peki 31 Mart'tan sonra yani 1 Nisan itibariyle başkan oldunuz diyelim ve belediye binasına gittiniz. Çalışanlarınıza ilk mesajınız ne olacak? İlk mesajım şu olacak, açık ve net, bunu aslında birçok konuşmamızda söylüyorum, adalet olacak. Evet. Yani bunda yanlış anlaşılmasın, şu anda adalet yok diye söylemiyorum. Ama ilk mesajım adalet. Çalışanlarda da halkımıza karşı da. Bundan neyi kastediyorum size? Bütün belediyedeki çalışanlarımız için rahat olsun. Zaten ben belediyeyi de gezdiğimde arkadaşlara bunu anlattım. Ben göreve geldiğimde kesinlikle ya bu bizim partimizden, bu bizim partimizden değil, bu başka partiden. Kesinlikle böyle bir ayrımcılık yapılmayacak. Böyle bir ayrımcılığı yapan da karşısında beni bulacak. Sen Özdemir, hemen ben orada şöyle demek istiyorum. Aslında belediyelerde böyle bir şey vardır, düşünce vardır. Seçimler evet. Yapıldıktan sonra işte gelen ekibini kurmaya çalışır. Bu genelde görülen bir tablodur. Evet. Ve insanlarda da bir endişe vardır, bir korku vardır. İşten atılacağım, ne bileyim işsiz kalacağım, ekmeksiz kalacağım diye. Evet. Aslında bu soruyu da o amaçla da sorduk. Mesela elbette biz şu anki belediyemiz AK Parti belediyeydi. Evet. Çalışanlar rahat olabilir ama bazen de şöyle soru işaretleri olabilir. Sonuçta belediye başkanları bir şekilde değişecek. AK Parti'den de olsa farklı bir isim gelecek. Farklı bir isim gelince elbette çalışanlar sonuçta ekmek parasını kazanıyorlar. Çok fazla da alternatifleri yok. İnsanların aklına böyle soru işaretleri olabiliyor. Ben bunu ilk taahhüdüm de bu oldu zaten. Herkes rahat olsun. Kesinlikle zaten hani biz elbette aynı partiden de olsa kimsenin aklına kesinlikle böyle soru işaretleri gelmemesi lazım. Yani zamanında biri, herkes beni sevmek zorunda değil bu şehirde. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Ben il başkanlığı yaptım. Kimin eline ters düşmüşüzdür, bir işi düşmüştür, yapılamamıştır, imkanını el vermemiştir. Yanlış anlaşılmıştır, eksiğimiz olmuştur, hatamız olmuştur. Hata varsa biz kendimizde, ben başkasında hata aramıyorum. Kusur varsa da bu bende. Ben yine başkasında kusur aramıyorum. Ama bunlardan dolayı farklı soru işaretleri olabilir. Tek dediğim şey şu, benim bütün çalışanlara... Şunda da rahat olun dedim. Yani elbette şimdi zaten çalışıyorsunuz. Ya da bu seçim sürecinde işte birisi ben işte farklı partide anılırım. Birisi arkamdan şöyle konuşur, böyle konuşur. Rahat olun. Benim bakacağım şey buradaki insanların işini nasıl yaptı. İşini iyi yapan insan, işini iyi yapan çalışan arkasında sonuna kadar duracak. Benim için siyasi görüş hiç önemli değil. Ben 142 bin kişinin belediye başkanlığına adayım. Bu 142 bin kişi doğal olarak bütün partilerimizin seçmeni, vatandaş seçmen demekten de çok hoşlanmıyorum ama. Sizi de sevmek zorunda. Beni sevmek zorunda değil. Böyle bir dünya da yok zaten. Evet. Dünyada hiçbir şey gibi böyle bir şehir de yok, böyle bir ülke de yok. Ama ben 142 bin kişinin belediye başkanlığına talibim. 142 bin kişinin belediye başkanlığını en adaletli şekilde yapmaya talibim. Sonuçta bir belediye başkanı dendiği zaman biliyorsunuz eskiden beri şehrin emin derler. Evet. Şehrin en emin kişisi. Şehrin en emin kişisi, ya bu bizim partimiz, bu bizim yakınımız, bu bizim uzağımız diye karar veremez. Böyle bir hakkı yok. Maalesef böyle bir hakkı yok. İyi ki de böyle bir hakkı yok. O yüzden ben çalışanlara da bunu diyorum, işinizi iyi yapın. Benim için öncelik liyakat. Ben arkamda eser bırakacak bir belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Ben arkamda eser bırakacaksam bunu liyakatlı insanlara bırakacağım. Biraz önce siz de sormuştunuz, profesyoneller dedik. Evet. Elbette belediyemizde de çalışan birçok profesyonel arkadaşımız var. Biz eser bırakacaksak bu çalışanlarımızla birlikte bırakacağız. Ben zaten birlikte yönetmeye talibim. Tek başıma bir şey yapamayacağım farkındayım. Ben istediğim kadar kendime güveniyorum. Bildiğimi söyleyeyim ama bir belediye başkanı tek başına ne yapabilir? Çok bir şey yapamaz. Hepimiz bu işe vakıfız. O yüzden işini iyi yapan arkadaşların sonuna kadar arkasında olacağım. Liyakatla ve işini yapanla yapmayanı da ayırt etmek lazım. Bu işin liyakat derken adalet bunu da gerektirir. O yüzden işini iyi yapan adamın gerekli sorumlulukları, gerekli mevkileri, makamları da getirmek lazım. Benim sadece bakacağım, bu olacak. İşini yapıp yapmadığı, gerisi beni ilgilendirmiyor. Diyorsunuz. Aynen. Evet. O zaman şöyle bir sıcak çayımızdan bir daha yudumlayalım. Bir taraftan da sizi soluklandırmak istiyorum. Biliyorsunuz sahada çok zaten konuşuyorsunuz, seslerinde de belki sıkıntı yaratabiliriz. Çok da fazla aslında konuşturmak da istemiyorum ama konuşacağız diyorsunuz. Oturduk artık bu konuda. Aynen öyle. Peki bir de sivil toplum kuruluşları var Sayın Özdemir. Onlarla ilişkileriniz nasıl olacak? Sivil toplum kuruluşlarıyla hiçbir ön yargısız, hiçbir ön yargıya girmeden hepsini kucaklayıcı, kucaklayıcıdan ziyade de biraz önce de söyledim. Ben birlikte yönetmeye talibim. Biz bu şehri birlikte yöneteceğiz.
Tabii ki bunda sivil toplum kuruluşları da çok aktif rol alacak. Sonuçta ne dedik? Bu şehrin sanayisini geliştireceğiz. Sanayi geliştireceksek mutlaka bu işin içinde ticaret sanayi odası, organize sanayi bölgesi mutlaka işin içinde olmaları lazım. Ben bir sanayici değilim. Bu şehrin tarımını geliştireceğiz. Ticaret odası ya da çeşitlilikle tarımla alakalı bütün STK'ları, hayvancılıkla alakalı bütün STK'ları biz bu işin içine dahil etmek zorundayız. Biz büyümek istiyoruz. Dediğim gibi büyüyen bir şehir olmak istiyoruz. Hedeflerimiz var, yapacaklarımız var. Çok çalışacağız. Çok çalışırken, gene biraz önce dediğim gibi ben bunları tek başıma yapamam. Mutlaka her sektörün STK'sını bu işin içine dahil edeceğiz. Hatta ben şunu da söylüyorum, sadece STK da yetmez. Ben diğer muhalif partilere de buradan sesleniyorum. Her konuşmamda da söylüyorum. Onların da fikrini alacağız. Onları da ben bu sürece dahil etmek istiyorum. Sonuçta onlar da bu şehri geliştirmek istiyorlar. Hizmet etmek istiyorlar. Saygı duyuyorum. Onların kendi görüşleri var. Farklı bir siyasi partide hizmet etmek istiyorlar. Gerçekten saygı duyuyorum. Onlara da kapımız açık olacak. Peki ortak bir akıl çıkar mı? Hani dediniz ya siyasi partilerde yani konu neydeyse aynen öyle. Niyetlerimiz de halis olduktan sonra ortak bir akıl çıkaracağımıza ben inanıyorum. Evet. Bu konuda kendime de güveniyorum. Ben oraya bir egolarımı tatmin etmek için bir belediye başkanlığı yapmak istemiyorum. Hizmet etmek için. Elbette bizim diğer siyasi partilerde de çok değerli arkadaşlarımız olacaklar. Belediye meclisinde olsun, evet. Farklı görevlerde olsun. Ben hepsinin fikrine, görüşünü açayım, projelerini açayım. Saygı da duyuyorum. Dediğim gibi ben bu şehri yönetirken birlikte yöneteceğiz elbette. STK'larımızla onlar izin verdiği sürece muhalefetteki arkadaşlarımızla da birlikte hareket etmek isterim. Bundan da çok mutlu olurum. Evet. Bak onlar da duymuşlardır. İnşallah. Bu talebinizi, bu iyi niyetinizi diyelim. O zaman şöyle bir soruyla devam ediyorum ben. Vatandaşın bir diğer talebi daha var Sayın Özdemir. Diyor ki, mali kaynaklar ve insan kaynaklarının genelde yürütülemediği eleştiriliyor. Böyle bir eleştiri var. Yani vatandaşımızın böyle bir tespiti varsa doğrudur elbette. Doğru bir tespittir. Çok özür diliyorum. Elbette biz bunların vatandaşımızın tespitlerinden faydalanacağız. Demek ki orada yapılan yanlışlar vardır muhakkak. Aslında en iyi anketi vatandaş yapar, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani vatandaşı da gerçekten göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü Niğde'de onlar yaşadıkları için tespitlerini onlar yapar. Kesinlikle. Ya, vatandaş diyorsa doğru. Ben bunu sorgulamaya bir lüksüm yok. Sonuçta vatandaşa biz bu algı oluştuysak belediyeyle alakalı bizim bu algıyı değiştirmemiz lazım. İnsan kaynaklarıyla alakalı biraz önce söyledim. Evet. Liyakat ön planda olacak. İşi bilen adamları işin başına getireceğiz. O yüzden işleri rahat olsun. Bu benim gene en büyük taahhütlerimden bir tanesi. Adalet diyoruz. Adaletli bir belediye başkanlığı yapacaksak filan kişi benim yakınım ya da filan kişi benim partilim diye işin başına getiremem. O zaman adaletli olmuş olmam. Adaletten bahsetmemem lazım. Adalet diyorsak dediğim gibi 142 bin kişiye adalet. O yüzden işleri rahat olsun. İşi bilen adamlar işin başına gelecek. İnsan kaynaklarıyla alakalı. Maddi kaynaklarla alakalı da ben şu anda kimseyi suçlamak ya da zan altında bırakmak istemiyorum. Ama ben mühendisim. Aynı zamanda da iş adamıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Her kuruşun ne kadar zor kazanıldığını ve ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Özellikle belediyedeki her kuruşun. Sonuçta biz birçok konuşmada bahsederiz. İşte tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. İşte tüyü bitmemiş yetimin hakkı bu Niğde Belediyesi'nde var. Ben o tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumakta kalmamam lazım. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. Ama onlara bir gelecek hazırlamak zorundayız. O yüzden ben her bir kuruşun öneminin farkındayım. Ondan işleri rahat olsun. Böyle bir algı oluştuysa da bu algıyı hızlı bir şekilde tersine çevireceğiz. Çeviririz de bunu da inşallah yaşayarak görecekler. Belki insanlarımıza da böyle anlatıyoruz ama onlar bazıları da şunu diyor. Her seçim öncesi bunlar konuşulur sonra unutulur diyen de olabiliyordur. Ama emin olun biz unutmayacağız. O yüzden her şeyi açıklıkla konuşuyorum. Net konuşuyorum. O yüzden de her şeyi sorabilirsiniz. Söyleşinin başında da söylemiştim. İnsanlarımıza evet, samimi cevapları aldık zaten. Taahhütte bulunuyorum gerçekten. O her kuruşun kıymetini ben çok iyi biliyorum. Kendi cebimdeki 1 lira benim için daha kıymetli. Çünkü o benim param. Harcayabilirim. Savurganlık yapabilirim kendi paramla alakalı. Ama belediyenin parasıyla alakalı böyle bir hakkım yok. Bunu da kimseye yaptıramam. Ne dedik? Şehrin emin, şehrin en emin kişisi, şehrin hakkını, hukukunu koruyacak kişi de şehrin bir kuruşunu, 1 lirasını kimseye savurganlık yaptıramaz. Ona sahip çıkmak zorundayız, korumak zorundayız. Evet. O zaman şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimize de onlardan da böyle küçük bir ara isteyeceğim şöyle. Siyasete şöyle birazcık ara verelim.
Biraz sizi de rahatlatalım. Çünkü daha çok konuşacaksınız, projeler anlatacaksınız, yapacaklarınızı anlatacaksınız. Ve biraz daha şöyle hayata dair, birazcık daha günlük yaşantıya doğru. Sizin futbol oynadığınızı biliyoruz. Evet. Ve zaten fiziğinizden de belli. Peki başka spor dallarıyla da uğraşıyor musunuz? Merak eden belki dinleyicilerimiz vardır şu an bizi dinleyen. Evet, aslında sporu çok seviyorum ben. Normal, belki son 2-3 aydır ara verdik. Gerçi geçenlerde yine bir halı saha maçı yaptık. İyi misiniz? Fırsat buldukça sahalarda. Fena değil. Düzenli yapıyorum. İl başkanlığı kendine bırakmamıştım. Düzenli her hafta halı saha maçları yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Evet. Yüzmeye gidiyorum. Gençlik sporumuzun havuzu var, belediyemizin havuzu var. Yüzmeyi çok seviyorum. En az haftanın 2 günü yüzüyorum. Bir günü halı sahada maç yapıyoruz. Basketbol oynuyorum. Fırsat buldukça, arkadaşlarla buldukça basketbol oynamaya çalışıyorum. Gün içinde sürekli yürüyüş yapıyorum. Ben nedir araç kullandım. Hatta bir şey daha siz sormadınız, ben söyleyeyim. Ben en çok ondan aslında eleştiri alıyorum. Çok şükür 4 yıl aşkın bir zaman il başkanlığı yaptım. Hiçbir şey diyemedim muhalefetle dahil olmak üzere. Allah'a şükürler olsun. İşte en çok denen şudur. İşte çarşıda yürürken telefonla konuşur diye bir eleştiri alırım ben. Mesela siz sormadınız, ben açayım. Ben nezaketen sormadım ama. Yani bunu ilk başlarda özellikle adaylık açıklarında bu konuşuldu. Evet, ben çarşıda yürürken telefonla konuşmuşum dedi başkanıyken. Ama bu şundan kaynaklı. Ben çok yürürüm. Ben araç kullanmam normalde. Belki bu adaylık sürecinden itibaren araç kullanmaya başladım. Çünkü programlar oluyor ve dakikasında saatinde yetişmemiz gerekiyor. Ama gene emin olun, ben şu taahhütte de bulunuyorum. 31 Mart'tan sonra da mümkün oldukça ben araç kullanmayacağım. Gene halkımızın içinde yürüyeceğim. Benim yürümem lazım. Hissetmem lazım. O kaldırımlara basmam lazım. O havayı teneffüs etmem lazım ki belediyecilik anlamında nasıl gidiyoruz bunu da görebilmem lazım. Yaşamam lazım. Evet. Yaşamadan ben bunun farkına varamam. İnsanların demesiyle de iş yapamam. O yüzden çok yürürüm. En çok eleştiriyi de dedim ki bundan aldım ben. İşte yürürken de doğal olarak işte telefon, şimdi radyo yayındayız, telefonlarımıza bakamıyoruz. Evet. İl başkanı, ben buradan çıktığım yere yürüyerek giderdim. Bu arada arayanlara da dönebilirdim. Cevap verirken de işte insanımız görüyor diye, yolda yürürken de telefonla. Ama evet, ben makam arabası kullanmadım. İl başkanıyken şoförüm olmadı, arabam olmadı. Kendi arabacım da var, kendi çalışanlarım da var. Hiçbir zaman bir şoför kullanmak, bir makam arabası yapmak aklıma gelmedi, gelmeyecekti. Mümkün olduğunca da 31 Mart'tan sonra da ben bu şekilde devam edeceğim. Gene yürüyeceğim. Ha belki telefonla konuşuyor diye kızarlar diye az konuşacağım. O sefer kızmasınlar diye. Ama yürüyeceğim. Ben çok dediğim gibi araç kullanmaya karşıyım. Bisiklet yolları yapıp belediyemizin bu bisiklet sistemini getirmek istiyorum. Belediyecilik anlamında. Bu bisikletlere de binmek istiyorum. Ben de binmek istiyorum. Gerçekten ben hoşlanmıyorum araçla. Niğde gibi bir şehirde işte bir yerden bir yere araçla gitmek gerçekten bana komik geliyor. Yani yürüsek çok daha hızlı gidiyoruz. Aynı zamanda işte spor da yapmış oluyoruz. Şimdi Sayın Özdemir, ne kadar spor da desek, günlük hayat da desek, laf dönüp dolaşıp yine bir yerde siyasete bulaşıyor tabii siyasetçi olduğunuz için. Peki spor dedik, fakat bunun yanında kültür de var mı? Kültür şöyle diyeyim, evet neydi de burada biraz eksiklerimiz var. Ben özellikle İstanbul'dayken, üniversitedeyken mutlaka sinema, tiyatro eksik olmaz, çok severdim. Onlar ciddi anlamda şikayet var. Talep diyelim, şikayet değil mi? Yok, talep de var. Üniversite öğrencimizin de özellikle çok büyük talebi var. Ben de kişi olarak da bunu alışım. Ben 5 yıl İstanbul'da yaşadım. Gerçekten çok da zevk alıyordum. İl başkanlığım sürecinde, hani il başkanı aslında icraatın başında değildir, teşkilatın başında ama sağ olsun milletvekillerimize falan rica etmiştim. Bakan Bey'den bir şunu sağlamıştık. Devlet tiyatroları turne programına NİDE'yi dahil ettik. Şu anda da hala geliyor. İşte Şubat ayında tekrar başlıyor. Çok severim, bayılırım tiyatroya. Sinemadan daha çok severim. NİDE'de de bu turne programında hiç kaçırmamışımdır şimdiye kadar. Ayda bir sefer geliyor şu anda devlet tiyatroları. Hiçbirini kaçırmadan sürekli katıldım. Katılmaya da devam edeceğim. En büyük hedeflerimden bir tanesi de NİDE'de bu tiyatro faaliyetlerini hayata geçirmek aslında. Üniversiteyle görüşüyorum. Üniversitemizde tiyatro kulüpleri var. Onlarla görüşüyorum. Bir ön görüşmeyi yaptık zaten. İnşallah onlarla bir araya geleceğiz ve NİDE'de bir tiyatro, belki oda tiyatrosu mu olur, nasıl olur bilmiyorum, ona çalışmasını yapacağız. Kültür Müdürlüğümüzle çalışacağız. Tiyatroyu hayata geçirmek istiyorum. En büyük hayallerimden bir tanesi de bu. Sinemamız zaten mevcut da var. Belki yetersiz olabilir, eksik gelebilir, onu bilmiyorum. Vatandaşlarımızın böyle bir talebi var. İşte dediğim gibi alışveriş merkezi yapılacak yakın bir zamanda. İnşallah çok daha fazla alternatif sunacağız bu sosyal hayatla alakalı. Siz üniversite öğrencileriyle de bir araya geliyorsunuz. Çok sık geliyorum. Çok sık geliyorsunuz. Ve onların da muhakkak sizden istedikleri talepler vardır, istekleri vardır. Bir üniversite, siz de zamanında üniversite öğrencisi olarak onların gözüyle baktığınızda
Ninem'in eksiklerini az çok biliyoruz aslında. Biliyorsunuz. Kesinlikle biliyoruz. Ama işte dedik ya, biraz bazı şeyler nüfusla da alakalı. Yani yatırım yapamıyorsunuz. Yani bir devlet tiyatrolarını iyi de kuramıyoruz. Ama dediğim gibi biz farklı bir şekilde inşallah bunu aşmaya çalışacağız. Peki. Öğrencimize şunu söyleyeyim. Öğrencimiz mesela şundan şikayet etti. Ben beklemiyordum. Hani, ya bizi kafelere mahkum ediyorsunuz dedi. Nereye? Evet. Çok kafe yapılıyor. Ben sanıyordum ki ya, öğrenciler kafe ne kadar artarsa memnun olacaklar, mutlu oluyorlar. Yani gidecekleri ortam artıyordur falan diye. Aslında çok şikayetçiler, çok da haklılar. Bizi kafelere mahkum ediyorsun, sürekli kafe açılıyor, başka bir şey açılmıyor dediler. Bu tespitler de çok doğru, bunu da aldık notlarımız arasına. Onlara farklı etkinlik alanları oluşturacağız. Yine bu proje kitapçığımız içinde yer alacak. Çok farklı sokaklarımız olacak. Öğrencilerin ve neydi, halkının hizmetinde olan, sadece kafe kültürünün dışında sosyal etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri, sanatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri sokak çalışmalarımız olacak. Aslında sosyal belediyecilik daha çok ön plana çıkacak diye biliyoruz. Ne dedik? İnşaat belediyeciliği değil artık. İnsan odaklı bir belediyecilik yapacağız. İnsan derken istihdam, sosyal ihtiyaçlar. İnsanımızın ne ihtiyacı varsa önceliğimiz onlar olacak. Gönül belediyeciliği yapacağız. İnsanımıza dokunacağız. Ve her türlü ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışacağız. Evet. Şunu söyleyeyim bile aklıma geldi. Necip Fazıl Kısakgüren çok güzel bir lafı var. Büyük eserler bırakmak için karınca gibi çalışmak gerekir diyor. Evet. Biz büyük eser bırakmaya talibiz, doğal olarak da karınca gibi çalışmaya talibiz. Evet. Biraz daha böyle naif sorularla sanırım zamanımız da yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Hadi gidelim dedim ama izleyicilerimizden de, daha doğrusu dinleyicilerimizden de sorular var. Onlara şöyle bir göz attığımızda. Sorabilen de şey seviyorum. Tabii ki. bir tane dinleyicimiz şöyle demiş. Nide gitgide betonlaşıyor. Evet. Peki Emrah Başkan buna bir çözüm getirebilecek mi? Yani tabii. Dur diyebilecek mi diye bir soru var elimizde. Dur diyeceğiz. Aslında 3-5 defa kullandığım bir cümle. Tekrar biz inşaat odaklı bir belediyecilik artık konuşulmayacak. Evet. Bu şehirde inşaat konuşulacaksa belediyecilik anlamında şu konuşulacak. Battı çıktılar, katlı kavşaklar, yani yeşil alan inşası, spor tesisleri inşası daha çok konuşacağız yeni dönemde. Bizim amacımız bu. Yeşil alan ne dedik? Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm yapıldı neydi? Şehrin altıda biri yeniden dönüştürüldü. Çok büyük yeşil alan var, 500 dönüm. Bundan sonra yeni açılacak imar alanları, çok fazla da imar alanı açmak istemiyoruz ama açacaksak bu şehri büyüteceğiz sonuçta. Yoğunlukları çok daha düşük ve yeşili bol bir şehir olacak. Millet bahçesi projelerimiz var. Bu şehrin merkezinde bir tane uygulamak istiyoruz ama o sürpriz proje kitapçığımız da yer alsın istiyoruz. Çok detayını vermek istemiyorum. Hepsini anlatmayalım biliyorsunuz. Aynen, ve biz şunu da söyleyeyim size. Biz projelerimizin de hepsinin üstünde gerçekten uzmanlar çalışıyor. Uzmanlar derken ilgili bakanlıklarla da görüşüyoruz. Gerekli izinleri biz proje kitapçığımıza koymadan almak istiyoruz. Evet. Yoksa biz bir muhalefet partisi değiliz. Hani şunu da yaparız, bunu da yaparız, uçarız, kaçarız demek istemiyoruz. Ayakları yere basan projeler olsun. İlgili bakanlıklardan, ilgili mercilerden görüşü ve oluru alınmış projeleri söylüyoruz. O yüzden yeşil alanla alakalı 2-3 tane çok büyük projemiz olacak. Ama bir tanesini söyleyeyim, mesela yeşil alan sorusu gelmiş. Şimdi de belediyesi yaptığı için mesela Kayardı'daki yamaca, Kayardı Vadisi'nin sonuna doğru olan bir yamaçta başlandı. 50 dönüm çok güzel bir o yamaçta yeşil alan yapıldı. 50 dönüm bitmek üzere. Çok az işi kaldı. Evet. O da basketbol sahaları, tenis kortları, açık hava fitness aletleri birçok şeyde mevcut. Biz bunu 180 dönüme kadar çıkartacağız. Bu büyüyecek. Kent ormanımızı düzenleyeceğiz. Ama sürpriz olarak yeşil alan projelerimiz olacak. Proje kitapçığımızda da bunlar fazlasıyla yer alacak inşallah. Yer alacak. Ama şehir merkezinde dediğim gibi biz haklılar. Bir çarpık yapılaşmamız var. Önleyebildiğimiz kadar bunun tersine çevirmeye çalışacağız. Çünkü gelen konuklar özellikle şöyle iyi diye baktıklarında binalardaki o estetik bozukluğu diyelim hakikaten bir göze çarpıyor. Doğru. Dinleyicilerimizin de bunu dile getirmesi gayet normal diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru bir tespit. Evet. Şimdi Sayın Özdemir, boş vaktiniz var mı bilmiyorum ama. Bugün evet, yani genel toplantı şimdi şöyle diyeceğim, ben size boş vaktinizde neler yaparsınız ya da Emrah Özdemir olarak siz bir günü nasıl değerlendiriyorsunuz, bir günü nasıl yaşıyorsunuz, boş vaktinizde ne yapıyorsunuz? Süreciyle alakalı mı, normal yani zaten alabilir. Karışmış durumda galiba şu an içerisinde. Artık hangisi müsait sizin için? Son 70 günde diyelim herhangi bir boş vaktim yok maalesef. Aslında çok istiyorum. Gerçi bazen yoğunlukta kısa ister vermek istiyorum. Geçenlerde mesela çocuklarla kartopu oynadık. Öyle diyeyim. İşte halı sahada bir maç yaptık.
Bunları değerlendirmek istiyorum ama maalesef şu anda ben çocuklarımın da yüzünü zor görüyorum. Evet. Yani sabah çünkü 7.30-8 gibi en geç evden çıkıyorum. Gece 1-2'den önce de eve gidemiyorum. Bu görüşmelerimiz oluyor, toplantılarımız oluyor. Maalesef şu an çok boş vakit gerçekleştiremiyorum ya da yakalayamıyorum. Ama inşallah 31 Mart'tan sonra benim sosyal hayatımı da, aile hayatımı da biraz vakit ayıracağım, ayırmak zorundayım ki zihnim daha açık olsun, ufkum açık olsun. Ona da ihtiyaç var. Peki çocuklarla, daha doğrusu çocuklarınızla aranız nasıl? İki dediğim gibi kızım var 8 yaşında, oğlum var 12 yaşında. İkisiyle de çok iyi anlaşıyoruz. Evet. Özellikle... Ben kısa bir ara vereceğim. Ezan okunuyor. Tamam, sonra devam edelim. Ezan bittikten sonra devam edeceğiz. Evet, kısa bir ara verdik. Kısa bir aradan sonra çaylarımız da tazelendi. Boğazımızı da yumuşatacağız. Ses sizin için de önemli, bizim için de önemli. Kesinlikle. Şimdi Sayın Özdemir, araya gitmeden önce şey söylemiştim. Çocuklarla aranız nasıl? Ailenize vakit ayırabiliyor musunuz? Demiştim. O bir kaynadı. Şöyle bir toparlayalım isterseniz. Nasıl çocuklarla evde nasıl bir babasınızdır? İyi geçiniyorum. O konuda kendime güveniyorum. Çocuklarla güzel vakit geçiriyorum. İşte özellikle oğlum 12 yaşında. Neredeyse bana arkadaşlık yapıyor. Beraber çok güzel vakit geçirebiliyoruz. İşte sosyal faaliyetler yapıyoruz. Spor yapıyoruz. Sinemaya gidiyoruz. Elimizden geldiği kadar ben çocuklarla vakit geçirmek istiyorum ve bundan da çok zevk alıyorum. Ben akşamları çok aslında dışarıya çıkan birisi değilimdir bu 70 gün öncesine kadar. Ya da 70 gündür eve girmiyorum. Bu istisnai bir durum. Yani istisnai bir durum ama normal hayatımda, gündelik hayatımızda akşamları çok dışarıda vakit geçiren işte kahvehanede ya da kafeye gidip işte orada bir sohbet ortamında çok vakit geçirmekten hoşlanmıyorum. Çünkü benim normalde ticaretim de çok yoğundu. İş olarak da yoğun bir işim vardı. O yüzden akşamları da ben çocuklarımı ayırmak istiyorum. İstedim ve ayırdım da çok şükür. O yüzden çocuklarımızla iyi geçiniyoruz. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Ailecek vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Çocuklarımı ihmal etmemeye çalışıyorum. Evet. Oğluma zaten dediğim gibi arkadaş artık olmaya başladık 12 yaşında olunca. Ama kızımla da aramız çok iyidir. Değil mi? Geçenlerde kartopu oynadık falan böyle o zaman bir vakit ayırabildik. Kızlar biraz daha düşkündür ama babaya. Evet. Değil o mi? O düşkün, çok kız düşkün. Kız çocukları biraz daha. Bu süreç tabii onları biraz olumsuz etkiledi. Olumsuz derken işte biri anneannede, biri babaannede falan derken böyle çocukları biraz zor görür oldum. Ama ben dediğim gibi çocuklarıma mutlaka vakit ayıracağım. Kendime vakit ayırmam lazım. Ben bunu biliyorum ve hissediyorum. Ki başarılı bir belediye başkanlığı yapabileyim. Evet. Kafam rahat olsun, huzurlu olsun. Bu elbette çocuklar burada çok önemli. Yani ben çocuklarla vakit geçirdiğimde hiçbir şekilde beni yormuyorlar. Tam tersi stresimi alıyorlar ve çok büyük keyif alıyorum onlarla zaman geçirmekten. Çocuklarımla ve şehrimizdeki diğer gençlerimizle, çocuklarımızla da inşallah vakit geçireceğiz. Onlara uygun belediyecilik anlamında ne gerekiyorsa bunu da yapacağız. Çocuklarla vakit geçirince bunu da aslında görmüş oluyorum. Ne eksikliğimiz var. Yani ben çocuklarla çok vakit geçirmesek belki elimizdeki eksikliklerin farkında varamayız. Evet. Çocuklarla alakalı. O yüzden bunların da gayet farkındayım. Elimizden geldiği kadar hem çocuklarımıza hem gençlerimize güzel hizmetler sağlayacağız inşallah. Sağlayacağız diyorsunuz. Şimdi kısa bir ara verdiğimizde, ezan evet. arası verdiğimizde o kadar çok soru var ki aslında. Fakat vaktimiz el vermeyecek ama şu iki soruyu da, gerçi siz bunların cevabını verdiniz Sayın Özdemir ama ben yine de dinleyicilerimize... Onların bu ilgileri karşısında kayıtsız kalamayacağım. Birinci soru Ahmet Bey sormuş. Tabii soyadı yazılı değil, sadece Ahmet Bey olarak geldiniz ama şöyle diyor Ahmet Bey, il başkanlığı döneminde güneş panelleriyle ilgili çalışıyordunuz. Son durumu merak etmiş. Bugün dediğim gibi aslında bahsetmiştim. Milletvekilimiz evet. bir basına da açıklamış Yavuz Bey. Yavuz Bey de Selim Bey de gerçekten şu an bu işi takip ediyorlar. Önceki dönem milletvekillerimiz de bu işin gerçekten üstüne çok düştüler. Ve NİDE adına bence bir dönüm noktası oldu bu güneş enerjisi işi. Şu an ne aşamada? Yer teslimi yapıldı. Bildiğim kadar yanlış olmasam Süzer Holding, yani öyle biliyorum ama yani yanlış bilgilendirmeyeyim. Evet. Süzer Holding NİDE'de bu iş yapacak. NİDE'de güneş enerjisine elektrik üreten paneller artık NİDE'de üretecek. Bunların pilleri de dahil olmak üzere. Yer teslimi yapıldı. 31 Mart'tan önce temelini atacaklar. Biz bunu Cumhurbaşkanımızın NİDE'ye getirip hem bir miting hem de temel atma birlikte olsun istiyoruz. Başarabilir miyiz, buluşturabilir miyiz, yetiştirebilir miyiz bilmiyorum ama inşallah bir ay bilemediniz 45 gün içinde bu fabrikanın temeli atılacak. Evet. Sonrasında da bizim enerji ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmuştu. Orada da 3000 dönüm arazide 3000 megawattlık bir elektrik üretimi olacak.
Bu da sonrasında adım adım olacak bir iş. İnşallah 4600 neredeyse 5000 kişiye yakın toplamda bir iş sahası oluşacak. İstihdam alanı olacak. Evet. O yüzden diyorum NİDE için çok büyük bir proje. Bunu takip ediyoruz. Vekillerimiz takip ediyor. Bizler yerelden takip edeceğiz inşallah. Vatandaş da takip ben ediyor. Ben bu projeyi kesinlikle takip etsinler. NİDE için dönüm noktası. Türkiye'de tek bu panel üretimi. Yakın coğrafyada da çok fazla. Çok büyük ihracat da gerçekleştireceğiz inşallah NİDE olarak. NİDE için bir dönüm noktası olarak görüyorum. Bu projeyi çok da önemsiyorum. Evet. İkinci bir soru da Gamze Hanım'dan gelmiş. Yine bunun da aslında sohbetimiz arasında vermiştiniz bunun cevabını ama işte biliyorsunuz hanımlar böyle AVM'yi merak ediyor. Evet. En çok beklenti de bu. Dediğim gibi evet. Araştırmalar da yapıyoruz. Vatandaşımız ne istiyor, ne bekliyor. Şehrimizdeki alışveriş merkezi beklentisi %80. Yani 100 kişiye sorulduğu zaman en çok şehirde neyi görmek istersiniz dendiği zaman AVM diyor 80 kişi. Gerçekten çok yüksek. Şehrin olmazsa olmazı mıdır Sayın Özdemir AVM? Ya şöyle diyeyim. Kıstas mıdır yani şehir olarak? Eskiden böyle bir şey yoktu aslında ama şu an böyle bir algı oluştu. Alışveriş merkezi gerçekten sosyalleşme adına nasıl işte biraz önceki sinema salonları olsun, tiyatro salonları olsun, çocuk parkları ve alışveriş maalesef çağımızın bir gerçeği şu anda. Evet. Öyle bekleyen, ben kendi adına sorarsanız ben dedim ya yürümeyi seviyorum, çarşıda gezmeyi seviyorum. Ben açık havada daha çok zevk alıyorum. Evet. AVM'ye gezmeyi ben çok hoşlanmıyorum. Hı-hı. Ama gençlerimiz bunu istiyor dedim ya 100 kişiden 80 istiyor. Evet. Biz bu isteğe kayıtsız kalamayız. Sonuçta bir şehrin yaşanabilirliğinin artmasında da bu bir kriter oldu şu an. AVM olduğu zaman şehrin yaşanabilirlik oranı çok daha yükseliyor. O yüzden bu artık açılmaz. Ve biz yapacağız, destekliyoruz. Hatta şunu söyleyeyim, Gamze Hanım'a da buradan onun müjdesini vereyim. Bizim şu anki çalışmalarımız bu şehir merkezine planlanıyordu bu AVM, Adliye Sarayı'nın arkasına. Bu şimdilik bir durduruldu ama kısa sürede durduruldu. Bizim proje kitapçığımızda inşallah takip etsinler. Orada hem yeriyle alakalı hem de yapmak istediğimiz bir projeyle alakalı bilgileri biz orada dile getireceğiz. Görselleriyle birlikte, yeriyle, adasıyla, paftasıyla, nereye ne yapacağımızı ve ne büyük bir yapacağımızı. Gerçekten farklı bir alışveriş merkezi planlıyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Gene ilgili yerlerle görüşmelerini de başlattık. Şimdiden başlattık. İnşallah çok farklı. Bir ölçenden daha büyük ama esnafımıza da zarar vermeyen. Evet, öyle de bir endişe var esnafta. Elbette bizim NİDE'miz 140 bin nüfusu var dedik. Hani burada belki gelecek gidecek bu AVM'ye ama ortada bir pasta var. Evet. Biz bu pastayı bir AVM'ye getirdiğimiz zaman esnafımıza düşen kısmı daha da küçültüyoruz. Biz o yüzden hem esnafımızı da rahatsız etmeyecek hem de halkımızın bu beklentisini gerçekleştirecek bir proje üstünde çalışıyoruz. Evet. Çok da yol kat ettik. Gerekli izinleri, gerekli çalışmaları yaptık, aldık. Yatırımcısıyla da yatırımcılarla da daha doğrusu bu işi görüşüyoruz, yapılabilir mi, uygulanabilirlik adına. İnşallah proje kitapçığımızda çok daha net bilgisini vereceğiz. Ama çok kısa zamanda NİDE'de bir alışveriş merkezi olacak. Olacak diyorsunuz. Bizi takip edin diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Çok da güzel olacak. Çok da farklı olacak inşallah. Evet. Biz de merak ediyoruz o kitapçığınızı, o projelerle olan kitapçığınızı. Evet. Sanırım süremizin de sonlarına doğru artık geldik. Ben teşekkür etmeden önce diyorum ki Emrah Özdemir olarak, NİDE Belediye Başkan Adayı olarak, AK Parti NİDE Belediye Başkan Adayı olarak NİDE halkına mikrofonlar aracılığıyla nasıl bir mesaj vermek istersiniz bu akşam? Evet, şunu söyleyeyim, gönül rahatlığıyla şunu söyleyeyim ben. İnsanlarımız da bunu bilmesini istiyorum. Bütün genç söylemlerimde de kullanıyorum. Gerçekten 31 Mart'ta biz seçim yapacağız. Ben de bunun stresi hiç yok, onu söyleyeyim. Stresi yok derken, yani şu anket yaptığında %60 çıktı, %70 çıktı. Bunun için söylemiyorum. Biz kazanamayacakmış gibi çalışıyoruz. Dediğim gibi daha da çok çalışacağız, daha da fazla çalışacağız. Kendimizi anlatmaya çalışacağız, insanımıza dokunmaya çalışacağız. Gayretle, samimiyetle ve tevazu bir şekilde çalışıp bu şehri de yönetmek istiyoruz. ama şundan dolayı stres yok. Ben niyetimizin halis olduğuna inanıyoruz, biliyoruz. Bir yola çıktık. Kendimizi anlatmaya çalışacağız. Ve 31 Mart akşamı ben şuna bakacağım. Seçimi kazandık, %60 aldık, %50 aldık. Kesinlikle buna bakmayacağız. Kaç kişinin, kaç hemşehrimizin gönlüne girebilmişiz ben buna bakacağım. 1 Nisan itibariyle de gönlüne giremediğimiz insanımızı kazanmak için elimizden gelen çalışmayı ortaya koyacağız. Biz kesinlikle seçmen olarak ve oy oranı olarak bu işe bakmıyoruz. Evet. Tamamen gönül esaslı bakıyoruz.
bundan şunu da söylemek istiyorum. Bundan dolayı stres yok. Ama bir stresim var. 31 Mart akşamıyla alakalı stresim yok ama 1 Nisan'dan sonrasıyla alakalı stresim var. Ateşten bir gömlek. Evet. Konuşmamızda da bahsettik. Birçok 140 bin kişinin hakkı olan bir belediye burayı yönetmek gerçekten kolay değil. ama kendimize güveniyoruz, yöneteceğiz. Ben arkasında eser bırakan, eserlerin konuşulduğu bir belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Arkamda eserler konuşulsun istiyorum. Ben şuna talibim. Bir insan öldüğü zaman, biliyorsunuz, bir çocuğu hatırlar, bir de torunu. Biz düşündüğümüz zaman dedemizden sonrasını çok fazla hatırlamayız. Evet. Ama eser bırakacak bir belediye başkanlığı yapabilirsem ben inanıyorum ki nesiller boyu hayırlarla, dualarla yad edileceğimi, dualar alacağıma inanıyorum. Bu da bana sorarsanız dünyanın en büyük zenginliği. İşte ben şahsım adına bu zenginliğe talibim. Ve bu eser bırakmanın stresi var. Dediğim gibi büyük eser bırakmak için karınca gibi çalışacağım. büyük eser bırakacağım ve eserlerin konuşulduğu bir belediye başkanlığı yapacağım. Burada ben kendime güveniyorum. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Son mesaj olarak da bunu vereyim. Bütün dileğim de şu. Aday adayken de ben aynı şeyi dilemiştim. 31 Mart akşamında şehrimiz için hayırlısı kim olacaksa, ne olacaksa onu diliyorum Allah'tan. Bütün dualarımda gece, gündüz tek dileğim bu. Şehrimiz için hayırlısı olması. Sonuçta ben de bu şehirde yaşıyorum. Ben esnafım. Bir yere gitme şansım yok. Çocuklarım da bu şehirde yaşasın istiyorum. Ben Niğde'yi seviyorum. Niğde'ye hizmet etmek istiyorum. Çocuklarım da bu şehirde hayatlarını kazansınlar istiyorum. Evet. Yaşamlarını bu şehirde sürdürsünler istiyorum. Bu yüzden bu şehrin hayrına olacak her şey benim de hayrım olacak. O yüzden tek dileğim bu. Şehrimizin hayrına ne olacaksa inşallah o olsun. En büyük dileğim bu. Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Sıcak bir sohbet gerçekleştirdik. Siz de radyoların başında hoş bir sada bırakmış olmuşuzdur. Siz de başka bir programda buluşmak dileğiyle diyoruz. Herkese hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Evet, Allah'a emanet olun.